Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2020 model Lotus'u inceliyoruz. 10 numara bir araç. Yemyeşil yaptık. Bakalım ibremizde kaç basacak. Otobana çıkacağız şimdi. Otobanda ibresini kaç bastığını göreceğiz. Elektrikli bir araba. Hiç skrap sesi yok. İçi böyle. Hardrak şöyle görünmüyor. Niye? Bastığımız ibre falan görünmüyor. Bilmiyorum. Elektrikli. Şuradan ne yapıyor? Bir saniye. Şuraya gidelim. Bayağı hızlı bir araba. Yeni çıkmış bir araba. Güzel. Hoşuma gitti. Forza'nın oyun açılırken göründüğü araba. Bayağı pahalı bir araba. Bakalım ama ikinci viteste bile 200'ü görüyor. Bakalım nasıl olacak otobanda. Buradan başlayalım. Hadi bismillah. Daha virajı dönerken 290 baktı. 300 bastı. 330, 350, 380, 400 ilerliyor, 438, 446, 450, 455, 457, 460, 460'ı gördük, 95 ilerli olduk, 461, 462, hadi, daha ileri gider mi? Oyunun şeyde donuyor şu anda. 462 basıyor. Bu nasıl bir hızdır? (gülüyor) 458 aşağıda görmüyor. Oyun dondu lan. 460. Baksana yerdeki ibreler falan gidip geliyor. 460 basıyor. Efsane güzel bir araba. Şöyle döneriz düşmeden. Bariyerleri kırdık abi. Tüm bariyerleri kırdık resmen. Fıstık yeşiline koyduk ayağımızı. Sadece hızla bile 27.000 aldık. Güzel lastik yapıyor lan böyle bu. Ya lastik yapması da çok iyi. Birinci testten kalkana kadar deli gibi lastik yapıyoruz. İşte ufak bir drift denemesi yapalım. Aa, burada şey varmış, atlanma yeri var. Acaba yapabilir miyiz? Yaparız. Şuradan döneriz. Buradan başlayalım. Hadi bismillah. O atlanma yerinden atlayabilir miyiz bakalım. Virajı alamayabilirim. Biraz biraz keskin hafiften. Ne oldu lan? Ha buraya doğru. Evet doğru yoldayız. Şu viraj biraz keskin. Buradan alırım. Yapıştır, 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 yapıştır. 400 dayandı. Kaç metre uçacağız? Gökyüzüne çıktık. 300, 400, 500, 536 metre. 536 metre gittik. Güzeldi. Atlayışımız da çok güzeldi. Arabanın camını falan kırdık ama. Evet, arabamızı yenileyelim abi. Arabamızı yenileyelim şöyle. Fotoğraf notunda. Arabamız güzel gözüksün canım. Böyle bozuk arabayla gezmeyelim. Araba içi şöyle, gördüğü gibi. İçi böyle arabanın. Aa basınca şurada şey çıkmıyor, onu anlam veremedim. Normalde şurada bir şey çıkar ya, ücreti. O çıkmıyor, elektrikli diye, yani normalde başka elektrikli arabalarda da çıkıyor. Bakalım şöyle, gördüğünüz gibi burasında. Hız burada görükmüyor. Niye görükmüyor bilmiyorum, siz de biliyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Araba çok hızlı bir araba. Gerçekten çok hızlı bir araba. Çok güzel bir araba. Şuradan eğer şey yapabilir miyiz acaba? Aklıma bir şey var ama bence uygun mudur? Offroad'a uygun mudur bu araba? Dağ tepeye çıkabilir miyiz diye düşünüyorum. Yol çok güzel. Hoşuma gitti. Yani siz buna bakmayın. Bayağı hızlı girdiğimiz için böyle. Ve şu an buraya girdik ama bayağı hızlı girdik. Yıkımlardan şuradan geçersek bir tane yol var bildiğim. Sakin ol, şey yapıyor. Sakin ol, sakin ol. Oğlum nereye gidiyorsun? Daha yeni ya. Daha yeni düzelttik arabayı. Arabanın gram ses yok.
şu sululuk yerden gideceğim. Şuradan gideceğim yani. Abi şöyle suya bakalım, çıkar çıkar. Ufak nehirden gidelim. Otoban hız denememizi yaptık. Drift konusunda bilemiyorum yani, bu araç drift arabası değil. Ama su konusunda su testinde geçti. Gayet iyi, su testinde bile hızlı. Şu anda bak, suyun içinde bile 70'te gidiyor. Her konuda gayet iyi bence araba. Aynen, su testini geçti abi. Şimdi gidebildiğine hızlanacağız. Şu dağların oradan atlayacağız. Hızdan geçebilecek mi bakalım. Hızlanması gayet iyi. Büyük ağaç çıkmadığı sürece sorun yok. 300 ile gidiyoruz. Toprakta 300 ile gidiyor. Buradan uçsak ne uçarız be. Oha 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 oha, ne yapıyorsun? Haritanın bir ucuna bir ucuna gitti araba. Ağaç görünmesin. Buradan da uçabilir miyiz? Hadi. bin puan kazandık. 345. Bence yıkımı da güzel. Yıkımı fena değil. Bu tarafı kalktı. Ağaçlık bölgeye giriyoruz. Artık burada kesin vurduk belli. Uçarak girdik ağaçlık bölgeye ve çarptık. Arabamızı tekrar düzeltelim. Pozdaki sıfırla. Şimdi ne içine de 10 numara duruyor ya. Harbiden. Şu karşıda en son sol testimiz. Toprak yok galiba. Toprak da bakalım. Bunları durdurmak mümkün değil ki. Toprak yolda kaç, 130. Bence her konuda efsane. Yani toprak yolda drift yapması daha kolay. Bence toprak yolda biraz daha kolay drift yapması. Ama araban hızlı olduğu için hani şey, toparlanması falan daha kolay oluyor. Çok hızlı viraja girmediğiniz sürece toparlayabilirsiniz. Yani şeyden, hızından, sudan geçerken falan hızı çok düşmüyor. Performans konusunda gayet iyi bence. Çok güzel araç yapmışlar. Yani çoğu arabaya rakip olabilir. Yani yarışmak istiyorsanız, drift yarışına çıkmak istiyorsanız bu arabayla çıkabilirsiniz. Toprak yolda tabi biraz zor sürülüyor. O kadar da olur. Dağ tepesine çıkalım. Son testi yapalım. Dağ tepesine çıkabilecek mi? Yani bayır tarafına uçma, uçma böyle. Bildiğin havada gidiyoruz yani arabalarla. Buradan oha, ağaçların üstüne gidiyoruz. Ağaçların üstüne gidiyoruz. Şu ağaçları çarp, kesin çarparız abi. Çok ağaç var burada. Burada çok ağaç var. Şuradan vurmana geçersek son ağaca takıldık ya. O kadar vurmadan geçtim, son ağaça takıldım. Bura bayağı ağaçlık bölge. Ama yıkım şey de çok güzel. Yani yıkımı hissetmiyorsun. Direkt içinden geçiyor yani bildiğin. Şuradaki ağaç. Minik ağaçları koyuyorlar ön tarafa. Arkadaki ağacı göremiyorsun, büyük ağacı. Aşağı doğru iniyoruz. Oradan atlasaydı iyi olurdu. Buradan bayır çok güzelmiş. Çamur bölgeye geldik. Kuşlar arabada uçuyor. Yanlaması çok güzel. Nasıl yan yan toprakta bile yan yan gidiyor abi. Şuraya çıkabilir miyim? Çıkarım bence. Yavaş yavaş şuraya çıkalım. Vallahi tüm testleri geçti bence. Gerçekten çok güzel. Testlerin hepsini geçti diye umuyorum. Çünkü araba çok hızlı. Manevra çok hızlı. Biraz sessiz. Yani sessiz olması bazı insanlar hoşuna gidiyor, bazılarına gitmiyor. Aa, beni rahatsız etmedi. Yani motosikletin gelmiyor ama o hız konusunda yani araba kendi hızından dolayı çok iyi. Sizi o kadar rahatsız etmiyor ki şahsen. Görünüm itibariyle falan çok güzel.
Ben genelde yeşil yaptım, beyaz yapan çok fazla. Şu an drift bölgesinde yapabilir miyiz? Ben çok beceremiyorum ama yani deneyeceğim. Araba çok hızlı olduğu için. Bu arabalar yapması zor oluyor. Yani şöyle yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama iyi yanlıyor bence yani. Sonuçta bak drift arabası gibi yanlıyor. Motor çok güçlü olduğu için bir de gaza bastığınız zaman kendisi yanmıyor. Toparlanması falan çok güzel. Bunu kontrol yaptığınız sürece drift yapabilirsiniz. Son drift testinden de geç gidiyorum. Çünkü dediğim gibi çok beceremiyorum ben ama bunu hevesli yapmak isteyenler aslında bunu otomatik şey yapmak biraz sıkıntı. Bunu şey yapacaksınız. Normal manuel şekilde vitesinizi kendiniz ayarlarsanız daha iyi olabilir. Çünkü biniş vitesi bayağı hızlanıyor araba. Ondan dolayı kayması sıkıntıya giriyor. Daha ücra köşelerine bak yukarıdan çıkarken çok hızlı. Hiç sizi yormuyor yani araba. Hani çıkar mı çıkmaz mı demiyorsunuz. En saçma yerden bile bak buradan çıkabilirim diye umuyorum. Gördüğünüz gibi. Araba havalanıyor bildir, uçuyor yani. El çıkmaz dediğiniz yerden bile uçarak çıkıyor. Şuradan hızlıca çıkalım. Şu dağın tepesine. Taşa çarpacağız. Bakın şey, yani bildiğim karşı koyuyor yani toprağa. Her yerden çıkıyor, geziyor. Bence gayet iyi. Son fotoğraf moduna geçelim. Lotus'u 2020 model. Şu kozmeti sıralayalım. Arabamızı sıralı gösterelim. Abi araba çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani 2 milyon değerinde olması lazım araba. Ama 2 milyon eder mi? Gerçekten eder. Bana kalırsa 2 milyon gerçekten eder bu araba. Çünkü harika. Lotus'u, Motus'u, her şeyi harika. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arabanın incelemesini yaptık. Kendinize çok iyi bakın.